Acting. Herkese günaydın, konnichiwa. Şöyle kapsül otelden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şurada bir çakalmadan ses çıkaramıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Ayağım tam böyle sınırda ama sıkıntı olmuyor. Burada televizyonum var. Yay. Özel eşyalar. Duşumuzu alalım vallahi ya. Şöyle bir duşumuz var. Alalım klasik kahvaltımızı. Bir bundan, iki bundan, üç bundan diyelim. Böyle. Kombinlerde part time yapan çok yabancı görürsünüz. En böyle part time'ın yapıldığı Çinli, Pakistanlı, Türk de yapıyor gerçi de. Bazen denk geliyorum. Ha, eğer en kötü part time yapmak istiyorsunuz, dönerci de falan yapabilirsiniz. Günlüğü 10.000 yen falan yapan yerler biliyorum ben. 10.000 yen de 500 lira falan yapıyor. 7-8 saat çalışıp 500 lira. Oo, burada gelin 2-3 ay çalışın sonra dönün Türkiye'ye, zenginsiniz abi. Allah, hiç eksilmeyen bir şey insanın yığını yani Japonya'da gördüğünüz gibi. Maşallah. Kabile göçü ya, bildiğin kabile göçü. Ayrıca her videoda beni bunu yerken izlemeyi bıkmış olabilirsiniz ama ben bunu yemekten bıkmadığım sürece hakkınızı helal edin valla, izlemek zorunda kalacaksınız. Abi çok iyi ya. Valla çok güzel ya. Şu gördüğünüz dörtlü yol her zaman bu gösteriler ya, en çok insan yığınının geçtiği dörtlü yol mu öyle bir şey. Burası yani. Oh. Resimlerde göreceğiniz, Google'da göreceğiniz yerin aslı. Maşallah maşallah. Çocuk niye koşuyorsa. Şurada gördüğünüz Starbucks ise dünyada en çok kazanan Starbucks. Tıtırı tıtırı. Maşallah abi, kolay yolu bulmuş ha. Arkadaşlar selamünaleyküm, konnichiwa. Şimdi bugün geldiğimiz yer niye böyleyim ya? Herkesin istediği Akihabara vlogu değil bu, haberiniz olsun. Akşam arkadaşımla buluşacaktım. Ulan dedim, Akihabara yol üstü. Bari şöyle bir tane kahve Starbucks'tan içeceğim dedim. Gidip bir tane Made Cafe'den içeyim. Hem video çekmiş olurum, hem Akihabara'yı da öyle şöyle yüzeysel göstermiş olurum. Buranın ismi Electric Town, yani elektrik şehri anlamına geliyor. Buyurunuz size. Tadam. Akihabara. Şöyle şeylere ilginiz varsa, shoujo tarzı. Gördüğünüz üzere full buralar hep anime 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 manga manga manga. B0 kara hajimeru isekai seikatsu. Tate no yusha no nariagari. Sword Art Online. Ben de nerede kafe var, nerede ne var bilmiyorum. Yollarda genelde maidler şey yapıyor, yol gösteriyor hani, gelin buyurun kafemize diye. Onların birini bulana kadar şöyle sokakta gezeceğim, ne var ne yok. Bakalım neler var. Bakın mesela şuradaki oyun merkezine şimdi gireceğiz. Burada anime ödüllü oyunlar var. Gördünüz mü, böyle sadece burada bulabileceğiniz anime figürlerinin olduğu. Eğer böyle bu tarz şeyler seviyorsanız bu tarzların olduğu. Naruto. Bu ne ya? Ha şey, Suicide Squad. Bunlar. Sword Art Online'daki kızlar. Bunlar kıyafet giyilmiş versiyonu tabii Sword Art Online'ın. Burada mesela One Piece'in figürleri var. Dırırırın dırırırın. İnsanlar o kadar çok para harcıyor ki buralarda. Yani aklınız durur ya. O figürü alacağım diye, koleksiyonu tamamlayacağım diye ya da diğerlerinden önde olacağım diye. Ve bugün acayip sıcak Japonya ya. Oha. Bakın arkadaşlar. Samuray kılıcı. Olmadı bunu çekilişte alıp verebilirim ben. Samuray kılıcı şeklinde şemsiye. Buralar daha çok böyle anime kızlarına hayran olan tiplerin mekanı. Böyle idollerin olduğu şeylere. İnsanlar bunları toplamak için var ya, birbirini yiyor yani. Bakın yani şuralar, şuralar hep CD. Şöyle.
Şurada da mesela figürler. Şu bıyıklı abimiz 9000 yene 800 yani yaklaşık 400 lira. Bunlar hepsi 2480 yenmiş mesela. Bunlar demek ki o kadar ortalıkta bulunan şeyler. Ki zaten böyle satın alabiliyorsun. Bazı şeyler var sadece bir tane oluyor. Onlar 20 bin, 30 bin, 40 bin hani deli pahalı oluyorlar ve millet alıyor ya. Yani çok YouTube'a böyle şeyler koymak istemiyorum ama mesela bakın şöyle, şöyle çok farklı şeyler. Mesela şu kız diyelim 17 bin yen. 17 bin ne demek? 1000 liraya yakın ya. 170 dolar, 130 dolar. Vay be. Her taraf anime baksanıza. Anime. Burada da One Piece var. Bir de Japonya'da şey ayıp değil yani ayıp da. Mesela bakın direkt ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci katın hepsi 18 plus. Üçlerinde ilk bir kat normal, diğer dört kat anladınız işte. Değişik yani. Kulağım gitti ya. Bunlar öyle çok çekinmiyor göstermekten. Neyse hedefte satmıyoruz. Maid Cafe. Nerede Maid Cafe? Herkes Akihabara deyince öyle her yer anime, bilmem maid, bilmem işte karakterler, cosplayler falan sanıyor. Hiç alakası yok. Şöyle bakın. Şurası sadece bomboş Japonya. Ama mesela diğer tarafa bakarsanız bir şeyler var yani. Mesela bakın komik Akihabara. Burada manga falan satılıyor herhalde. Bakın full manga burası. Full. Bunun animesini kesinlikle tavsiye ederim. Sega bu oyun şeylerinde, anime oyun o tarz şeylerde number one. Hani mesela şu kız için millet kaç bin lira harcamıştır var ya. Hani dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz farkındayım ama olay bu yani. Mesela bu figürleri göstersene diyorsunuz ya bunlar hayvan gibi para harcıyor. Ha diyelim ki biri bunlardan birini kazanıyor diyor ben satacağım. Kaç bin lira zenginlik. Bir arka sokağa gidelim. Şurada bir şeyler gördüm. Ya bakın şimdi yolun ortasında bir tane maid cosplay giymiş bir kız şey yapıyor. Gelin bizim kafeye falan diyor. Hadi gidelim bakalım nasıl bir şey. Konnichiwa. Maid cafe. Maid cafe? Hayır. İkitayın ya. Hayır. Ya gönlünden şimdi. お願いします. Kawaii kamera ga suki nan desu. Kamera? Daijoubu desu ka? Kamera. Janakute mo. Naka de wa daijoubu desu ka? Naka daijoubu desu. Chidori nara. Hadi bakalım hayırlısı gençler. Hayır, hazmet ederiz. Nihonjin nan. Acayip çok erkek var yalnız. Şimdi arkadaşlar olayı anlatıyorum. Şöyle 500 yen giriş ücreti var. Ondan sonra bir tane yemek söylemeniz gerekiyor. Bu 3 tane menü büyük bir kombolu mombolu işte bol bol meyde alabiliyorsunuz. Ya da böyle benim gibi öylesine geliyorsanız çok da ilginiz yoksa buralara tekli şeyler de var. Yemek de alabiliyorsunuz. Ama bunun helalliğinde sıkıntı var diye helale dikkat ediyorsanız böyle içecek de alabilirsiniz. Ben şöyle en basitinden bir şey alacağım da hayırlısı. Bir de şöyle bir şey var. Mailleri çekmem yasakmış. Çekebilirsem çekeceğim izin istersen. İzin vermezlerse çekemeyeceğim. En son bir resim çekme olayı var. Orada görürsünüz. Hani mesela şurada toplu grup halinde gelenler için var. Şu taraf böyle full erkekler. Önce gibi yani. Ano. Yok kurun desu ka? Totemo皆さん kawaiirashikute. Hai. Hontou ni saikou no meido kissa deshita. Hai, yokatta. Meido rimin, saikou. Ja, ne. Zehi jikai mo kitai shitai desu. Hai. Sono kore tte nan desu ka? Tsukeru? Ai, ya, ya. Ya, 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 ya. Iii desu. Iii desu yo. Zettai tsukete ga tanoshii kara. Ah. Konna kanji desu. Oo, meccha yattemasu. Ben nerelere düştüm böyle ya. Basit insan at ya bari. Doğrusu. Meçakça ureşi. Haykko. Koko ni gimasu. Oishikatta nyan. Allah'ım valla affet. Anne valla affet. Konnichiwa. Burukara live show. Konnichiwa. Affet anne. Acayip suçlu hissediyorum kendim. Yanlış bir şey yapıyormuşum gibi ya. Oh.
Herkes bire bire bunları almak için para veriyorlar. 4 tane aldı ve 8. adam. Oha. Ha iyi desiyor. Ben... Var oyna. Arkadaşlar ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu anda. Allah'ım sen beni affet valla, niyetim kötü değil. Bu arada grapefruit aldım. Solundaki abi acayip kendini kaybediyor ya şarkıda. Valla billahi. Herkes bütün şarkıyı ezber ya, bir ben biliyorum. Oli gibi, oli gibi, oli gibi. Ne oluyor ya? Nereye geldim ben ya? Kyo hajimete tte iimashita yo ne. Mata kimasu ka? Mata kimasu. Aha, kimasu ka? Zettai kimasu. Nankai gurai kono de? Demo sengetsu wa hobo mainichi. Bu Japonya'da benim kafelerde en çok sevilen şey yağda yumurtaymış, omurice yani. İçi pirinçli. Üstüne ketçapla resim çiziyormuş eğer isterseniz. Yani tatlışko tatlışko bir şeyler oluyor yani kısacası. Oishii desu ka? Senpai da tomoklarım. Neyse ben yeter. Bu kadar günde girdim. Kaçayım artık burada. Günlük dozumu aldım arkadaşlar. Hayatlık dozumu aldım yani. Ömürlük dozumu aldım. Artık gitmek istiyorum. Hesabı alabilir miyim? Kore ga koko no kinen shashin. Yokatta desu. Arigatouzaimasu. Chotto boku to Rita-chan no omoide mo mite kure. Mochiron. Kawaii desu ne. Oha koleksiyon yapmış. Chotto misete moratte mo ii desu ka? Oha, senpai sugoi desu ne. Oha, koleksiyon. Kore zenbu koko de totta shashin desu. Arkadaşlar şimdi tuvalete gireyim dedim. Çiçek tarlası diye açıyorsunuz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben nereye geldim böyle? Allah affetsin valla, tövbe tövbe. Tuvaletin içi falan da yıldızlı mıldızlı. Allah affetsin, tövbe yarabbim. Tuvalette Allah'ın ismini anlıyorum, tövbe yarabbim. Burada diyor ki nagashita reba o shitamuki ni shite nyan. Bu nyan demek. Nyan'ın bir anlamı yok. Japonca'da nyan diye bir şey yok. Böyle nyan 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 gibi ifade yani. Kediye benzeme ifadesi. Bu garip ya. İçeride zaten konuşamıyorum. Allah affetsin. Tövbe tövbe. İçerisi hep böyle insanlar doluydu da. Allah yoruldum ya. Arkadaşlar Akihabara'da benim gittiğim yer geç üstte de bir şey varmış da Zenia bilmem ne 3. kat. Şurası yani. Ulan ben nereye geldim ya? Allah'ım yarattım utancımda. Oğlum ne fanatikler var ama. Tövbe tövbe. Yolumu da kaybettim. Nereye gideceğim ya? Neyse arkadaşlar Mate Cafe böyle bir şey. Kusura bakmayın, mate'leri çekmem yasaktı. Zaten parayla çektiriyor. Resim çekmek için para veriyorum. Böyle bir şey mi olur? Ulan yanındaki adam hele o neydi öyle ya? Koleksiyon. Ve sadece 2 aydır geliyormuş. 2 ayda o kadar koleksiyon. Zaten günde kaç kere geliyor o adam?
Gençler bugünlük video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yemin ediyorum hayatımda bir ilk yaptım. Büyük ihtimalle de bir son yani. Bir daha ölsem gitmem öyle bir yere. Ay, hemen bunaldım ya. Vallahi billahi bunaldım ya. Buraya gelen insanlar iki çeşit bence. Birisi tamamen asosyal, otaku ve anime karakterli böyle tarzı böyle tatlışko tatlışko şeyler yapan, gerçek hayatta olmayan kız tiplerine kendini kaptırmış insanlar. Mesela en basitinde solumda kişi öyle biri gibiydi. Yani günahını almayayım şimdi, yanlış da olabilir ama 2 ayda o kadar 60-70 tane, zaten 60 gün var 2 ayda, gözünü seveyim yani. Ne yapıyorsun abi sen? Bir de her biri için para veriyor ya. Kaç dolar? 10 dolar 10 dolar. Oraya en az 1 milyar falan para verdi herhalde. 1-2 milyar vermiştir. Tövbe yarabbim, insanlar neler yapıyor ya. Ulan hala şokunu atlatamadım ya. Mesela o sağımdaki üçlüyse ama Tokyo'ya gezmeye gelmişler Akihabara'ya. Gelmişken girelim demişler. Bakalım nasıl bir şey. Onun moduna giriyorlar. Ben çok utandım ama onlar utancını atlatmış. Bir de bunların şey dişi var. Maidler. Gelen misafirler koşucu insama diyor. Koşucu insama Türkçe'de majesteleri demek. Az önce aklıma gelmemişti içeride. Majesteleri işte, buyurun majesteleri, buyurun majesteleri. Ay çok iyisiniz majesteleri, böyle majesteleri. Şöyle bunları insanlar gerçek sanıyor. Yani ne kadar saçma diyen olabilir ki, ben onlardan biriyim. Ama oradaki insanlar bunu gerçekten üstüne alınıyor. Bu kız beni seviyor diyor mesela, anladın mı? Ya da bu kız bana değer veriyor. Bu moda girdiği için oralar onlara bağımlılık yapıyor. Her gün gitmiş 10 gün üst üste, sen oraya niye gidersin ya? Bildiğimiz bakkallarda satılan greyfurt, öyle ekstra bir şey de yok. Arkadaşlar şöyle arkama Akihabara'nın manzarasını alayım. Sizleri seviyorum. Valla bu YouTube olay sayesinde ben de baya bir yeni tecrübe edinmiş bulunmaktayım. Hayatta buraya gelmeyi düşünmezdim yani. Hayatta ben Akihabara'ya bir kere ayak bastım ya şu ana kadar. 20 yıldır Japonya'da yaşıyorum. Her neyse, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Sayonara. Koşucu insama. Onlara koşucu insama. İğrenç.